Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz ama şöyle bir hatırlatmada da bulunayım. Allah nasip ederse bu ayın 22'si Salı günü akşamı Mevlid Kandili. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum yıl dönümü Rebi'ül Evvel'in 12. gecesi. Tabi kardeşler sizi unutmadılar. Hani ben söyledim ya, yoksa ben belki bu ayın 15'inde Umre'ye gidecektim. Ama tehir yaptık. Ayın 24'ünde kaldım ben. İnşallah 24'üne gideceğiz, Allah nasip eder. Zaten her işlem de bitti. 22'si akşamı yasıdan sonra Hacı Ahmet Kayısı Camii'nin, yani bir nevi onun da açılışı o mübarek gecede. Efendim Karaköprü Belediyesi, Karaköprü Müftülüğü ve Siyerder ve bir de Kanal Urfa'nın katkılarıyla güzel bir program hazırlanıyor. Arkadaşlar durmadan böyle gümbür gümbür çalışıyorlar. O gecede Resulullah'ı anlatacağız. Sloganımız bu sene. Geçen sene biliyorsunuz onu anmak, onu anlamaktı. Bu sene onu sevmek, onu sevdirmek. Arkadaşlar böyle karar kıldılar. Resulullah'ı o cihetten ele alacağız. Tabii acizane konuşmacı benim. O gece o camide konuşacağız. Bakalım 20 senedir biz camide, minberde, mihrapta ne bileyim konuşmadık. Camide arkadaşlar böyle uygun gördü. İnşallah orada Resulullah'ı sevmek ve sevdirmek konulu bir sohbetimiz olacak. Ama sizi sıkmadan şöyle ben 15-20 dakika konuşacağım. Arkasından grup dergah güzel birkaç ilahi söyleyecek. Ben dinleneceğim, onlar dinlenecek. Ve dolu dolu bir gece yapmak istiyoruz. Bütün şanlı Urfalılara, hatta Urfa dışından da gelmek isteyen varsa Hodri Meydan gelsin. Kadınlara yer tahsis edilmiş, caminin üstü, hatta caminin altı, Siyerder'in olduğu bölüm, Kur'an kursunun, taziye evinin hepsi açılacak sizler için. O gece hep beraber böyle gönül gönüle birbirimizi severek, hatta sürprizler de var söylemiyorum, çok seveceğiniz sürprizler var. Programın sonunda o sürprizi de inşallah yaşarsınız. Arkadaşlar yalnız çalışıyorlar, herkesi bekliyoruz efendim. Yalnız o minik çocukları üşümeye getirmeyin. Bir şekilde ya nenesinin yanında ya teyzesinin yanında ya yatırın. Çünkü çocukların orada ağlaması cemaati biraz rahatsız ediyor. Ama diyeceksin hocam sen çocuk diyorsun, bu yakışmadı. Vallahi ben de biliyorum yakışmadı ama onların ağıdını da hiçbir şey kesemiyor. Salonda biri vızıldadı mı Allah. Yani İsa Aleyhisselam'ı dinlememiş çocuk. Ben neciyim. Onun için diyor onlar yatırın ama ağlamayacak yaşlı olanları getirin. Hatta arkadaşlar hediye hazırlıyorlar böyle kandil tatlısı, simidi vesaire. Yani Ahmet Dedecan Hoca şu anda koşuşturuyor. Kendisine hem dua edin hem de destek verin. Maddi manevi destek verin. Hocam istiyor ki yani Siyerder olarak Karaköprü Müftülüğü ve Karaköprü Belediyesi, ki Sayın Başkanları Metin Bey'e teşekkür ediyoruz, güzel bir gece yaşatmaya çalışıyoruz. Haberiniz olsun. Saat 9'dan sonra zaten Kanal Urfa onu verecek. Yani orada kaydettiğini sizlere nakledecek. Güzel bir gece olacağını düşünüyorum inşallah. Evet efendim. Ne dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? İçinde namaz bulunmayan dinde hayır yoktur. Ya adam düşünüyor şimdi, hocam diyor. Ben diyorsun 15 yaşından sonra namaz kıl. Ya düşünüyorum da işte günde 5 vakit 40 rekat sünnetleriyle falan 10 günde of 400 rekat, 100 günde 40 bin rekat, 50 yılda rakamlar götürmez. Ben bunu kılamam. Bu zor bir şey. Şimdi efendim biz şeytanın bu vesvesesinden şunu söylüyoruz. Değerli gençler lütfen siz dinleyin. Tam yaşlıların çoğu kılıyor elhamdülillah. Ama gençlerin namaz kılması hoş. Gençlere namaz yakışıyor. Namaz gençlere yakışıyor. Çocuklara yakışıyor. Mini mini yavrulara yakışıyor. O mini mini Ahmetlere, Mehmetlere, Reyyanlara, Ayşelere, Fatmalara, Sümeyyelere, Zeyneplere, Ramazanlara, çok ya Hüseyinlere, Hasanlara çok yakışıyor. Namaz çok yakışıyor onlara. Hatta ben ne derim? Onlara husi seccade alın. O küçük küçük minnacık seccadelerden alın. Kızım bu senin için, oğlum bu senin için, bilsin.
Yani onu namaza teşvik edin. Küçük yaşta ücret verin, ecir verin, şeker verin, bir şey verin. Çocuk sevsin, sevdirin namazı. Çünkü namazı sevmeyeni Allah da sevmez. Namazı seveni Allah da sever. İçinde namaz yoksa o dinde hayır yoktur diyor Efendimiz. Gençlere, çocuklara, efendim şöyle düşünün, hani işte 10 günde 40 vakit, öbüründe 400 bin rekat falan, böyle düşünmeyin. An bu andır. Yani şimdi ne okundu? Yatsı ezanı Türkiye'nin hemen birçok yerinde okundu. Kılmayanlar için bir tek namaz vardır, yatsı. Sabah yetişirsen. Yetişirem ya. Yetişemeyebilirsin. Sabah namazı belki senin üzerine kılınır namazdan sonra, meşhur cenaze namazı. Allah iman selameti versin. Olabilme, olur. Ha, onun için an bu andır, hayat bu andır, bu saniyedir. Şu anda neyle mükellefim? Yatsı. Sabah olursa sabahla, öğlene yetişirsem öğlenle, ikindi yetişsem ikindiyle. Yani ben 300 bin, 400 bin rekat hesap edemem ki. Çünkü Allah hangi saat, hangi saniyede ruhumu kabz edeceğini ben bilemiyorum, o biliyor. Onun için şeytan vesvesesidir. Şu kadar kılacaksın Allah, 60 yaşına kadar, 80 yaşına kadar. O kadar yaşayacak mısın? Yani lütfen bu vesveselerden uzak duralım. Veyahut da işte ben mi kılacakmışım? Daha kalbim temiz değil. Namazın şartlarından, 12 şartından 13.sü kalp temizliği diye bir şey geçiyor mu? Kalbini yıkayacaksın. E hocam ben kalbimi, hele biraz kalbim ufada böyle de, kalbim benim cıfıt mahallesi. Yani leş mahallesi. Niye ya? Elhamdülillah Müslümansın. La ilahe illallah diyorsun. Onu teyit etmek, o ağacı, o iman ağacını korumak için çapalamayacak mısın? Budamayacak mısın? Su vermeyecek misin? Yoksa iman ağacı kurur. Ha, bunun da en güzel şeyi namazdır. Evet, namaz darda koymaz. Ama kılmazsan öyle bir şey yok. Yani Allah ne yapar bilmem. Bilemeyiz yani. Adamlar işte bu bahaneleri söylediler. Ya namaz, işte gideceğiz camiye, görüyoruz köle, ağa, amir, memur, işçi, işveren. Yani bir farklılık yok, herkes köle. Hep secdede. Evet. Hele Harem-i Şerif'e böyle bir havadan bakın. Milyonlarca insanın hac zamanı. O Arafat. Kim köle, kim ağa, kim bey, kim geda bilemiyorsun. Hepsi diyor Allahu Ekber secdede ve hepsi bir şey söylüyor. Sübhane Rabbiyel A'la. Yani Rabbimiz sen en yücesin. İşte bu. Namaz bu. Evet. Ondan sonra diyorlar ya sonra işte bize bir küçüklük, eksiklik olur. Heyet görüşüyor. Namazı kabul etmeyelim. Resulullah ısrar ediyor. Namaz yoksa din yok. Namaz yoksa, içinde namaz yoksa o din eksiktir. Tamam. Eksik olsa da, zor olsa da namaz kılacağız. Tamam. Ama oruç tutmayacağız. 30 gün, bir ay, sabahtan akşama kadar. Su yok, ekmek yok, daha başka şeyler yok, oruç yok. Zor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, oruç cehenneme kalkandır. Kalkansız cehenneme karşı koyamazsınız. Görüştüler, konuştular. Geldi dedi ki Abdiyalel, ya Muhammed bizim için bir küçüklük, eksiklik de olsa bu istediklerini yerine getireceğiz. Namaz kılacağız, oruç da tutacağız. Tabi hep meşveret edip gelip cevap veriyor. Tabi Cabir bin Abdullah diyor ki onlar Müslüman oldukları zaman zekatı da verecekler. Efendimiz diyor zekatı da verecekler. Savaşa da gidecekler, gerekse cihada. Ya Abdiyalel dedi, nasıl vereceğiz biz kendi kazancımızdan, ne vereceğiz ya Resulallah, 1/40. Kendi yetiştirimize ne hak yani? Zekatı vereceğiz. Zekat efendim İslam'ın kantarasıdır, köprüsüdür. O köprü yıkıldı mı, o zekat köprüsü yıkıldı mı, zenginden fakire merhamet gitmez, fakirden zengine hürmet gelmez. Hürmet gelmez. Ne olur? İsyan sloganları, devrim sloganları, yıkım sloganları atılır da atılır. Evet.
Ve tamam dedi, zekatı da verelim. Ya sabır ya Allah, zaten neyimiz var ki falan. Görüştüler. Tabi Abdülhalil dedi, ya Resulallah bir şey söyleyeceğim ama aman bunu bize yasaklamayasın. Nedir dedi o zina hakkında. Yani ne buyurursun? Biz ergen ve yurdundan uzak düşen bir kavimiz. Köy, kent dolaşıyoruz. Yani biz bundan ne geri durabilir ne de herhangi birimiz yani o gençliğin şiddetine dayanabiliriz. Kan basıyor bizi ya Resulallah. Aman ha, bunu bize yasak etmeyesin. Ve tabii Efendimiz döndü. Şimdi bu cahiliyetten İslam'a gelen bir kavim. Diyor zina Allah'ın Müslümanlara kessin, kes haram kıldığı şeylerdendir. Zira Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de değil zina yapmayın. Bakın Resulullah'ın ifadesi. Değil zina yapmayın. Ve la tekrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. Yani zina bir merdivense, bir asansörse onun asansörüne de yaklaşmayın. Onun merdivenin birinci basamağına da yaklaşmayın. Çünkü 1, 2, 3, 4 derken o merdivene çıkar, o işle hemhal olursunuz. Ve la takrabu zina. Yani zinaya yaklaşmayın. Yaklaşmayın derken o yaklaştırıcı amiller nedir? İşte efendim bugünkü açık saçık yayınlar, gerek televizyon, gerek internet, gerek mecmua, gerek gazete. Yani bir Müslümanın ruhu onlardan lezzet alamaz. Neden? Bir açık saçık kadın resmi tıpkı teneşirde açık saçık ölen bir kadın gibidir. Teneşir üzerinde açık saçık bir kadının üzerini mi örtersiniz? İfşa mı edersiniz? Eğer ifşa ederiz derseniz sapıksınız. Mümin değilsiniz. Örteriz derseniz müminsiniz, sapık değilsiniz. Şimdi boy boy renkli fotoğraflar, işte televizyonlar, internetler, bunlardan uzak duracaksınız. Yani bu bakmakla, konuşmakla, tutmakla başlar, mesajlaşma ile, bilmem ne ile, çok mahsum, mahsum şeylerle. Ya ben bu kıza talipli olabilirim veya bu erkek bana talipli olabilir. Nedir ki resmimi istemiş, bilmem şunu istemiş, bunu istemiş derken adım adım, adım adım o merdivene, Allah korusun, çıkarsınız. Merdivenin bittiği yerde de o başlar. Yani göz görür, kalp görür, efendim el tutar, dil konuşur, kokusu alınır, şu olunur, bu olunur, bütün beden onu tasdik eder ve reddeder. Yani sansürlü konuşuyorum. Allah gençliğimizi korusun. Ha gençliğimizi koru. Hocam hiç Türkiye'de suç değil. Türkiye Avrupa'ya uydu efendim. Zina suç değil. Yani adam polisi yakalıyor, götürüyor. Savcı diyor ki kanun böyle diyor. Adam diyor ki ulan kanunun ırzına geçti benim mi? Yani enteresan bir şey. Ben anlayamıyorum, çözemiyorum. Lütfen hukukçular yani bu işe bir çözüm getirsin. Yani bu taraftan tacize cephe alıyoruz. Bu yandan fiilen o işi yapan suçlu sayılıyor. İşte taciz edildi, bilmem ne dedi. Kadın taciz edildi ve erkek taciz edildi. Erkek de taciz ediliyor. Yani Kur'an'da bunun örneği Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Yok diyemezsiniz. Erkek de taciz edilir, kadın da. Biz kadına da tacize karşıyız, erkeğe de. Yani insanlık taciz edilmez. Cenab-ı Hak diyor, ve la tekrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. Evet. Ve tabi Abdülhalil, ya dedi, ya Resulallah biz gezgin bir toplumuz. İşte avratlarımızı yanımıza gezdiremiyoruz. Biz alışmışız. Her birimizin bir köyde, bir kentte eşi dostu var. Kadın ve erkek. Efendimiz hayır dedi. Allah Kur'an'da buna yaklaşmayın. Din bunu böyle emrediyor. Görüştüler, konuştular. Ne yapalım? Muhammed üstümüze gelmez. Tamam dediler, zinayı da kabul ettik. Yapmayacağız. Evet. Ama ya Resulallah bir şey daha var, problem. Nedir? Dedi faiz hakkında ne dersin? Biz faizci bir toplumuz. Birbirimizden işte riba, faiz riba aynıdır. Bazı şeyler akıllarımız diyor riba ayrıdır, faiz ayrıdır. Hiç ayrı değildir. Mal gibi onun Türkçe ismi faizdir, Arapçası ribadır. Resulullah dedi ki riba, faiz kesin kes haramdır.
Allah kesin kes haram etmiştir. Ki kim bununla iştigal ederse Allah ve Resulüne harp açmıştır. Ya dedi ya Resulallah, biz şimdi tamam namaz, oruç, şu bu, içki, miçki hepsini hadi bıraktık. Ama bu faizi nasıl bırakırız? Çünkü biz faizci bir toplumuz. Bizim bütün servetimiz faiz. Birbirimizi çarparız. Hatta öylesi var ki adam hanımına faiz veriyor ya. Nasıl olur? Veriyor efendim. O dönemde bir hanımı. O da ticaret yapıyor. Kardeş kardeşe faiz veriyor. Birbirini çarpıyor. Sömürüyor yani. Ve tabi Resulullah Efendimiz dedi ki mal ve servetlerinizin ana sermayeler helaldir. Onlar sizindir. Ama faiz haramdır. Çünkü Allah, ey iman edenler, gerçek müminlerseniz Allah'tan hakkıyla korkunuz. Faizden henüz alınmamış kalanı bırakınız. Almayınız, ondan vazgeçiniz. Abdiyalel heyeti topladı, kıspıs kıspıs konuştular. Ne yapalım dediler ya, Muhammed'in dediğini mecbur kabul edeceğiz, alım üstümüze gelir. Ve döndü dedi ya Resulallah, peki bir şey daha var. Nedir? Biz Taifliler üzüm bağlarımız var. Hurmalıklarımız var. Biz çok iyi şarap imal ederiz, içki imal ederiz. Bu bölgenin her tarafına da içki satarız, onunla para kazanırız. İçki şarap hakkında ne buyurursun? Yani biz onu kendi üzümlerimizle, efendim Taif'in kara üzümü çok meşhurdur. Hani bu saatte olsa da böyle Taif üzümü yesek, değil mi? O kadar güzeldir Taif üzümü. Üzüm güzeldir de üzüm şarap olunca çirkindir. Evet, veyahut işte mesela Urfa'da kara üzüm alırlar. Bir şeyi söyleyeceğim de kaldım kalmadım bilmiyorum efendim. Eşkili yaparlardı, eşkili. Şimdi Urfalılar beni dinleyenler, yurt içi yurt dışı, gerçekten eşkili yaparlardı. Kara üzümü alırlardı böyle, taylıklarla, eski tabirini söylüyorum. Rahmetli nenem böyle küpü vardı, aşarlardı falan. Sadeyağ mıydı, bal mumu muydu? İyi hatırlamıyorum. Onu aşarlar, o üzümü besmele ile atar, küfün ağzını kapatır, hamurlar, yorgan örter, ya saman şu bu. İşte bismillah, bismillah, bismillah. Nene nedir bu? İşte bu mübarek sirke olacak. İşte 40 gün kalır, onu açarken salavatla bilmem neyle. Bakarsanız bir o şey gibi oldu, nedir? Oğlak gibi ortada toplanmış. Onu çalırken besmele besmele, su karışmasın, ekşimesin. Biraz da tuz atar, helal olsun. Ondan sonra onu efendim kış günü böyle kalaylı sıtıl diyeceğim. Sıtıl, kova. Kalaylı böyle altı geniş, üstü şey. Dinleyenler bir yaşımda olabilir. Onlara böyle kordu kepçeyle. Derdi bunu falanlara götür, birkaç tane de biber atardı. Böyle delinmiş dalbaşı isot atardı, götürdük. Ne yaparlar biliyor musunuz? O gün bir katıktı o. O sirke bir katıktı. Bugünkü gibi lüks değildi. Katıktı, götürdün onu, yuvalak yapmış, onunla yer, hamama götürür. Ya vallahi hatıralarımız bunlar. Yok mu ya, memlekete eşkili yapan kalmadı ya. Küpler mi kırıldı, adamlar mı gitti? Şimdi naylonla falan yapıyorlar, nasıl oluyor da bilmiyorum. Elimize geçse de, değil mi? Şöyle mecmekli köfteyle, beyaz burgul aşıyla, mecmekli burgul aşıyla, ben Urfa ağzıyla söylüyorum lütfen, ben dinleyenler kınamasın. Rütük de kızmasın bizden. Bizim dilimiz bu. Mecmekli burgul aşı yapılırdı. Yanında da soğanı, biberi. Ama özellikle o eşkili. Allah böyle bir kaşık içti mi burnundan asit gibi çıkar. Hazmettirir onu. Aya küftesi, içli köfte, yuvalak küftesi. Ne bileyim ben şimdi diyeceksiniz hoca herhalde karnı aç. Yok efendim aç değilim. Ama gönlümüz istedi yani. Varsa saklamayın. Yani bir görelim şu eşkiliyi, en azından bir lezzet kontrolü yapalım. Geçen bir ablamız şu kadarcık göndermiş, doymadık. Yani eski eşkilleri andırıyordu. Diyorum ya, rahmetli nenem, bibim yapardı. Dağıtırdık filanlara filanlara hatır için. O kalaylanmış beyaz kovalarda, sıtırlarda diyeceğim. Eşkili sıtılı ufak. Falana götür, bulana götür. Onu bir hediye kabul ederlerdi efendim. Yani üzümün eşkilisi hoştur, şarabı pistir. Sirkesi hoştur, içkisi kötüdür. Evet, ey iman edenler. Resulullah hemen ayeti okudu. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ezlamu rissin min ameli şeytan.
Yani şarap, içki, kumar, efendim dikili taşlar, fal okları, bunlar hepsi şeytanın birer murdarıdır. Evet, rissün min ameli şeytan ve bunun için bunlardan kaçınınız ki kurtuluşa eresiniz. Sahabeler hemen ellerindeki bardakları, küpleri attılar. Tabii sakıf temsilcileri de ya Resulallah niye yapacağız? Şarap da gitti, faiz gitti, zina gitti. Bize namaz getirdin, oruç getirdin. Ya dedi arkadaşlar biz şey oluyoruz ha. Hani bizim tabirimizde gide gide sofu oluyoruz ha. Muhammed bizi bir yerlere çekiyor. Ne yapalım dediler. Abdülhal dedi ya yazıklar olsun. Gele gele dedi bu ne? Şarabı nasıl terk edeceğiz? O bağlar, o tiyekler, o üzümler nasıl olacak? Ya dediler Resulullah'tan müddet isteyelim. Diyelim birkaç ay hele daha içki içelim. Birkaç ay daha zina edelim yani. Şimdi hepsini birden terk etmek zor olacak. Allah Resulü'ne gidip söyleyelim bunu. Fakat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hemen dedi iman ettikten sonra bunları terk edeceksiniz. Evet efendim kısa bir ara verelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.